Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve salamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin selamat. Çok ilginç bir şey. Halet. Kur'an'ı bir verseniz bana oradan, bir Kur'an versen. Oradan hemen oradan. Veya sen şey yap. Tam al. 83. surenin 27, 28, 29, 30. ayet. Murat var mı sende? Ya eyyühen nefsel mutmainne irci. Tamam, o yapıyor. Rabbike radiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Tamam, sen bulana kadar biz bulduk herhalde. Diyor ki 89. surenin 27. Ya eyyühen nefsel mutmeyinne. Diyor ki sonra Allah mümin kullarına şöyle buyurur. Ey huzurlu nefis. Ey huzura ermiş. Yani huzura erebilmesi için hazır olunması lazım. Hazır. Hazırdan sonra hazır olanın sana yaptığı tesir huzurdur. Bir şey hazır olmasa sende huzur olmaz. Sonra sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Şimdi Allah ahirette razı olduğunu mu bekliyoruz? Allah ahirette razı olur, burada olmaz mı? Olur tabii ya. Ahirette o kadar değil ki. Önemli olan buradadır. Nasıl buradadır? Ahiret ağacıdır. Buranın çekirdeği. Bu çekirdektir. Esas burası ki cennetten bile buraya getirilmiş. Cennette olan dünyaya gelmeden cennette olsaydı cennette olduğunu bile bilmiyordu. Şimdi burası çok önemli bir kavşaktır. Haydi kullarımın arasına ve onlarla cennetime gir. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Cennetime gireceksin demiyor. Gir diyor, gir. Şimdiki kip, zaman, şimdiki zaman kipi, kipi var. Halet bu. Şimdi bu hududunu çizdik. Okumaya başlıyorum halet hakkında. Ha, halet ne kazandıracak? Bir, Risale'de geçen her bir tabir sensin. Yani her bir kelime insanı anlamlandıran bir fotoğraftır. Hepsini seçerek kelimelerimi dikkat ederek konuşuyorum. Fotoğraf ustad kullanıyor Kızılicaz'da da ondan. Yani şu camdan fotoğraf şak çekiyorsun, bir kartpostal, kelebek var, ağaç var, çiçek var, dal var, budak var. O bir kartpostalın içinde neler var? Kelamın içerisinde de taşıdığı alem var. Şimdi kader hali ve vicdanidir diyor. O haleti anlaman için bu dersi dinlemen lazım. Bir tane kârın bu. Kader, anladın mı? Bak şu anda kader daha değişti biraz aleminde. Hali ve vicdanidir, halettir, haldır. Hali ve vicdanidir deyince sokaktaki konuşulan halet değil bu, hal değil. Peki kimdir? Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ya eyyühen nefsel mutmainne. Yani kadere iman etmek, kendini yorumlamak, kendine dönmek, cennetine girmek, o beş tane iman esasını hazmeden kişi, işte dünyanı oluşturuyor. Halet okuyorum, devam edeyim. Rıza-i ilahi ameli neticesi değildir. Rıza-i ilahi amelin içindedir. Amelin mukaddemesidir, ahiridir, evvelidir, zahiridir, batınısıdır. Evveli, ahiri, zahir ve batınısıdır. Evveli, ahiri, ifrat hepsidir. Allah'ın rızası
amelin, bu çok önemli, psikolojide de kullanacağım şimdi. Rıza ile amelin neticesi değildir. Yani Allah amelin sonunda razı oldu. Allah'ın rızası amelden sonra rıza ile oldu. Hayır. Allah razı olmasa sen onu yapamazdın. Onaylamasaydı onaylayamazdın. Sevdirtmeseydi sevemezdin. Bakın bu nasıl psikolojide kullanacağım? Amelin evvelinde, ahirinde, zahirin ve batınındadır Allah'ın rızası. Mutluluk yolun sonunda değil. Bunu bir kitaplarda rastlarsınız, izin isteyerek yazdılar. Bunu birkaç tane yazar kullandı. Kullananı biliyorum. Bu defteri, bu sayfayı, şu haleti daha önce bir yerde yazımda yazmıştım sitede. Kullanıyor. Çok ilginçtir bu da onun için. Yani bazı şeyleri altını çiziyorum çünkü çok önemli olduğu için. Risale-i Nur kaynaklıdır diye söyleyeceğim. Diye onun için söylüyorum. Bizimle alakalı yok. Bizim de bulduğumuz yer Risale'den. Mutluluk yolun sonunda değil, yürüdüğün yoldadır, kendisindedir. Onu nereden bulduğumu söyleyeceğim. İhlas Risalesi ruhun cennetidir. Sırat köprüsü de ihtine sıraten müstakimdir. İhlas ruhun cenneti, riya ise ruhun cehennemidir. 188 miydi Kastamonu? 188. Rıza ilahi, anladınız mı bakın, mutluluk, mutluluğunuzu şarta bağlamayın. Şu şunlar olursa mutlu olacağım. Evim olursa, işim, aşım, atım, katım, yatım, eşim, işim olursa, onlar olursa mutlu olacağım zannetme. Ne olur şarta bağlama. Şimdi mutsuzluğa itiyoruz. Çünkü halet düşüncelerimizin oluşturduğu balondur. Halet okuyoruz. Halet, bu manada halet, içine girdiğin şeydir. Ya seni içine dışarıdan birisi balona soktu veya sen düşüncelerinle, hislerinle oluşturduğun bir şeydir. Sirayet ise bir şeyin aktarım yöntemi ve yoludur. Su borusu gibi. Olmazsa su geçmez, boru. İnsiba ve inikas ise kişinin doğasından çıkıp karşıyı etkileme içsel yapısıdır. Halet ise hariç veya dahilin istidat ve kabiliyetlerinden ortaya çıkan balon, havuz. Yani ihlas, havuz. Bir havuz gibi içine bulunduğun durum. Niyet diyebilir miyiz? Mesela bana şey geldi. Niyet oluştuğu anda rıza ilahi dahilinde oldu. Yani niyet amelinden daha hayırlıdır olması rıza kapsamının içine girmiş olmuş olmuyor musunuz gibi geldi. O değil o. Bu başka bir şey bu. Bu halette konuşuyoruz, o balon içine alması. Oraları karıştırmaz, şimdi değil o. Şimdi karıştı daha şey, kavram kargaşası olur. 3 tane kullanıyorum. İnsiba ve nikas, sirayet ve halet. Yani birbirine çok yakın olduğu için, o niyetle hiç alakası yok o. O ruhta, evamiri tekliğinin içindeki bir yapıdır. İhtiyaç, iştiyak, meyil ve şey, bu incizap. Evamiri tekliğindeki yapıdır. O içerisinde, o mahluk değil, bu mahluk. Niyet mahluk değil. Halet anten diyebilir miyiz? He? Anten diyebilir miyiz? Yok. Haleti. Anten diyemezsin de. Çünkü anten çekiyor ve vermiyor. Ama burada senin haletin bir de karşıki tarafı balonluyor. Çok tuhaf bir şey. Allah çok güzel tanımlıyor bunu. Fethuli fi ibadi ve tuhli cenneti. Senin dünyadaki cennetin veya cehennemin. Onu okuyacağım Risale'den ama uzun olur diye. Cehennemden beterdir diyor. Lemat'ta 744 mi neydi? Cehennemden beterdir, ihrak eder. Mutluluk şarta bağlama. Mesela bir mutluluğu söyleyeyim. Şaşıracaksınız ama ben mutlu olduğum şeyi söyleyeyim. Yapmadığım şeyi zaten diyemem. Bu denecek şey değil şu anda söyleyeceğim. Yani kimse bunu kafayı böyle bir düşünerek bir şey ortaya konulacak bir şey değil şu anda söyleyeceğim.
Şimdi hava bu sıcak değil mi? Diye. Güzel bir abdest aldın mı soğuk suyla? Tamam. Yap. Sana ait olacak. Sana ait. Fiilen yapacağım ki şey olsun, tesir etsin. Ne bileyim, lafla diyorum, kimse de herhalde etmiyor. Sana ait bir havlu kabul et. Havlu. Soğuk suyla sıcak havada abdest aldın ya, daha iyi. Sana ait olacak. Senin havlunu kimse kullanmayacak. Yastık kılıfını da öyle. Yastığın şey, havluna sarılıp, gözünü kapatıp, kokla, kokla, kokla. Hiçbir şey düşünme. Hiç mutlu oldun mu? Havluna sarılarak. Ve manyak diyecek. Küçük. Çünkü onu yapabilmen için bir, ciğerin çalıştığını gösteriyor. Astım hastaları yapamaz. İki, Allah lazım sistemin çalışması için. Havluna sarıl, yüzünü kapa. Bir de güzel bir koku yıkarken koymuşsan, hiçbir şey düşünme. Dur öyle, bir dene. Bu manyağın birisi demişti böyle bir de. Sarıl böyle. Ya. Sen hiç yastığınla, havlunla hiç konuştun mu? Allah. İyi ki varsın. Arkadaşın senin, sirayet ediyorsun. Ustadın haleti sirayet etmiş ağaca, çınara sarılıp ağlamadı mı? Allah Resulü'nün kendisi sirayet etmedi mi kaza Veysel Karanlı'yı gönderdi? Kazak mıdır o? Kimlik ve kişiliğidir. Sakal, kıl mıdır o? Kendiyi tanımlamıyor, öyle mi? Yani bilmiyoruz ki, nimetin kadrini pek farkında, fark etmemişiz. Var olanların farkında değiliz. Hep yokluğa odaklanmışız da ondan. Yokları görüyoruz. Buradan da bize hep eleştirisel psikolojiler doğdu. Hep eleştiriyoruz. Çünkü sebebi hep yoka odaklandık. Hep yok. Hep yok. Araba yok. Uçak yok. Ama ayağının farkında değil. Hep yoka odaklandığımız için hep sendekileri, yokları görüyorlar. Varlığa odaklanmadım ki sendeki varlıkları göreyim. İhlas Risalesi ruhun cennetidir. Sırat köprüsü ihtina sıratel müstakimdir. İhlas ruhun cenneti, riya ruhun cehennemidir. Rıza ilahi, hidayet, ihlas, ruhun cennetidir. Rıza ilahi 1, hidayet 2, ihlas 3, ruhun cennetidir. Bunun adı Kur'an'da Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Sırrı budur. Sırlarından bir tanesidir diyeyim. Tövbe, zulmetmeyin. Haletler ya cehennem ya da cennetin oluyor. Ruhuna vedia bırakılan örneklerle aslı olan alemlere bakarsın. Seni aslından, fıtratından çıkaran şey şeytanın. Bak, seni aslından, fıtratından çıkaran şey şeytanın. Girdiğin yerde cehennemin, odundan çıkan ateş odunu yaktığı, odundan çıkan duman odunun içine aldığı gibi. Haletler de böyle. Mesela odun düşünün. Yakın odunu. Şimdi bir şey yok daha yakmadan. Odun. Yaktığınız zaman öyle bir duman çıkıyor ki odun gözükmüyor. Odunu kaplıyor ya. Yani odada bir odun yakın. Değil yanan odun. Odayı da göremezsiniz. Halet bu duman işte. İşten çıkıp ama
dişin içine alan. Fihi mafi, içim dışımda, dişim içimde. Yani odundan çıkan duman odunu içine alıyor. Odunu göstermiyor. O duman halet. Veya o nur, o da halet. Haletler yoğunlaşmış ervahlar, ervah aliyeler ve ervah habisler olarak gözükür. Bu işin biraz ehliyim. Burada tevazu yapmayacağım. Çünkü na ehiller var. Na ehiller piyasada. Size cin musallat oldu, sihir yapıldı, bilmem ne yapıldı, zıkkımın kökü yapıldı, hiçbir şey yok. Nedir o? Bu haletlerin ifrat, tefrit vasatı var. İfratı şeytanlık, tefriti nefs-i emmare ve cinlerin musallat olmasının zemini. Yani bu çiçeği koydum ben buraya, camı açtığımız zaman arı gelir. Buraya ben pislik koyayım, aç camı, sinek gelir. Haletler kendi cinsindeki varlığı çeken zemindir. Haletin ifratı şeytanı çeker, haletin tefriti cinleri çeker, ervah habiseleri çeker. Kaynağı sensin. Sen eşek olmasan kimse sana semer vuramaz. Haletin bozulduktan sonra dikkat edin, psikolojileri bozuk olanlar veya çarpılanlar, yamulanlar bir travma, bir çöküntü yaşıyorlar. Halet çöküyor. Ondan sonra zaten ötekiler hazır. Pat demen sana musallat oluyor. Peki çaresi ne? Çaresini şey yapayım, alayım sorunu. Çaresi ne? Sünnet-i seniye de şu. Nasıl? O malzeme. Ne yaparsa, ne içersen iç, ilaç da içsen, psikoloji dersinin özgüvenine, dirayetine. Dirayetli insanlar kafir dahi olsa cinler musallat olamaz. Dirayetsiz olsa ezber Kur'an'ı da okusa musallat olur. Kale almıyor cin onu. Dirayetsiz. Dirayet açalım biraz. Dirayet kendi öz benliğine uygun hal sahibi olmak. Yılışık böyle karı fıtratı gibi erkek. Erkek fıtratı gibi kadın. Ona da musallat. Fıtratını yaşayacaksın. Yani kaba, sapa olmak değil. Dirayet. Yani öz benliğini yaşamak. Ne sabun gibi kaygan, ne su gibi yalaka, ne de taş demir gibi kaba ve sapa. Vasat. Yani mümkün değil. Bakıyorsun böyle, hakikaten hocam çok okuyorum. Gel o hastayım. Hasta olacaksın tabii. Sen olmayıp da ben mi olacağım? Dirayet yok. Yok böyle. Özgüven yok. Hastayım. Okuyorum. Okurken de korkuyor. Acaba gelir mi? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Halet ayeti bozuyor. Çünkü ayet bu değil. Sen okuduğun Kur'an senin Kur'an'ındır. Senin Kur'an'ın tam olmuyor ki. O raftaki musaftır. Kur'an değil. Kur'an okunandır. Yani okuyanın okumasına çıkandır. Senin Kur'an'ı oku kitabını denilecek. Yani bunlar ne yapmıyor? Ben balık vermiyorum, balık vermiyorum. Balık nasıl tutulur? Sistem nasıl işliyor? Ondan bahsediyor. Bilgi değil bu. Ne olur bilgi olarak düşünmeyin. Sistem nasıl çalışıyor? Şeytan denilen bir sistemin insan sisteminde nasıl monta edilmiş? Nasıl çalışıyor? Nasıl aktif oluyor? Mesela hayalinizi götürün bakayım. Tanıdığınız mutlaka vardır. Hafızdır, hocadır. Kadın ve erkek. Başı cinlerden veya ervah habiselerden, şeytanlardan kurtulmaz. Dirayetsiz. Kişiliksiz, kimliksiz bir hal almış. Dirayet yok. Yani özünü gösteren özü kaybolmuş. Özsüz. Korkak, pısırık. Hey böyle böyle. Allah Allah. 100.000 defa anlatıyorum. Senin kadar güçlü yoktur. He acaba öyle mi hocam? Sinirim bozuluyor benim de bu sefer. Yarım saat anlattım. İyiyim de bak. İyi düşünürsen, ne düşünürsen olsun diyorum. Tamam mı? Bak ne düşünüyorsan. Düşünce bir enerjidir. Çünkü düşüncenin kendisidir. Düşünceyle bir yere varmıyorsunuz. Düşündüğün şey o. Sensin yahu.
Düşünceyle bir yere varamıyorsun. Varmıyorsun yani. Varmak bir ücret almak gibi. Hayır. Düşünce kendisidir ya o enerji. Düşündüğün şeysin. Yarım saat bunu anlatıyorum. Yarım saat sonra nasılsın şimdi iyi misin dedim. Bekliyorum. Elhamdülillah hocam. Çok iyiyim demesin mektupken. Bir de kendinizi benim yerime koyun. Demesin ki iyi diyelim de iyi olalım. Kapattım. Çekip gittim. Ne yapacağım ben o evde? Kapattım gittim. Anlatıyordum hiç. Yani neylim. Ne yapacağım peki ben? İyi diyelim de iyi olalım. Niçin anlattım bunu? Dirayet yok. Özbenlik yok. Farkındalık yok. Hangi tiplerde daha çok? Hangi tiplerde? Bazılarınız kızacak. Tatminkarsız, tatminkar değil. Tatmin olmamış. Bu Zeytinburnu'ndaki bütün marketlerin malzemeleri versen, satın alsan, hiçbir şeyle memnun edemezsin o tipleri. Tatminkarsız, farkındalık yok, memnuniyet yok, şükür yok, kanaat yok, israf diz boyu. Bu öz benliğini, kişiliğini ve kimliğini yıkan israftır. Allah Resulü diyor ki suyun başında dayıyorsan, ona zaten gidiyor. Ben denizdeyim. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın hadisi. Şeyler arası giderken ayağımı sokayım dedim. Ben sudayım. Elimi sokabilirim de denize yani. Veya dereye, karadır ben köyümde. Dere var yani. Abdesti böyle alabilirim de suyun içinde. Hayır Resulullah'ı hatırlıyorum aleyhissalatü vesselam. Akan dereden alıyorum. Meğer iktisat orada değil. Buradaymış. Beni yapılandırıyor. İktisat orada arıyor. Suyun iktisadını arıyor. İktisat orada değil o. O malzemedir. Onun bende uyandırdığı, bende inşa ettiği şey. Farkındalık. Beni inşa ediyor. Ya Resulullah acayip bir insan ya. Çok tuhaf bir insan. Bir de onu benim başım şey yapıyor yani. Onu gelince hatırıma acelime gidiyor yani. Bu nasıl bunları diyor ben anlamıyorum yani. Suyun başında da yoksa iktisadı. Anlamıyorum bu şeyi ya. Yani mesela özgüveni, öz kimlik ve kişiliği kimde çöker diye. İşim bu benim biraz. Kimde çöker? Bir, en başta israf eden de. İki, pis olan da. El nezafetü mine iman. Maddi ve manevi. Günahlarla. Günahlar manevi kirlerdir. Sonra şükürsüz insanlarda. Sonra kanaatsız insanlarda. Sonra farkındalığı olmayanlarda. Ondan sonra bunlarda en belirgin özellik şu, hiçbir şey onları memnun etmez. Bunların zihniyeti, düşünceleri hep yoktur. O yok, doğru. O da yok. Bu da yok. Hep yoka odaklanmış. Ya. İşim biraz bu. İçeride gördüklerimi söylüyorum. İçerisinde meczup deyin. Burada tevazu yapmayacağım, biraz ehliyim. Allah'ın verdiği nimetini Allah verdi diyorum. Benim kazandığım değil, Allah'ın verdiğin de yok da deyip de küfrani nimet etmem. Sahiplenip de gurur kibir de yapmam. Allah'ın bana giydirdiği elbisedir. Benim içeride gördüklerim bunlar. Ve bunlar demeyeyim, yalan olur. Gördüklerimden birazını size anlattım. İç yapılanma, yani dirayetsiz insanları gördüm o alemde. Allah Allah. Ya nasıl oluyor adam Kur'an okuyor vesaire? Dirayetsiz. Dirayetin abi sözcük bu arasında akıllı olmak. Allah Allah. Hakikatını yaşamak ya da maddi ve manevi cihazlanmak. Çok tuhaf yani. Senin cennetin oluyor veya cehennemin oluyor halet. Haletler yoğunlaşmış ervah-ı aliyeler ve süfliyeleri celbeder. Mesela iyi değilim. Herhalde şey olacak. Böyle düşüncelerle o meydana gelen enerji bu yoğunluğu oluyor. Tamamen sipsiyahdır. Bu görmüyorsunuz. Yani şey gözü insanlar görmüyor. Sipsiyah oluyor böyle. Bir balon gibi oluyor. Pat diye onlar geliyor. Çünkü koridor yok. Koridorun olmaması sana şeydir. Siyahlık olarak gözükür keşifte. Yani ademi vücuttur. Keşifte siyah gözükür o. Onu fiziksel olarak fizikçilere de söyleyeyim. Astral vücuttur.
Vücudun yani üzerindeki bedene yapışmış değil, uzak da değil. Burada ince bir vücut şey var, tabakası. Astral vücut. Bunların bir adım ileri paralel kainatlar. Yani ruhaniler. İşte şimdi paralel kainatlardan bahsediyorlar. Cinler, şeytanlar, melekler, erva aliyeler, erva habiseler. Bunlar yani. Bunlar zaten ulema, ehli, batıncılar bunlar basit geçmiş zaten. Adamlar yeni yeni geliyor. Japon ve Amerikalılar paralel kainatlardan bahsediyorlar şimdi. Güya gizli tutuyorlar yeni bir keşke. Onlar seni keşfettiğin 1400 sene önce vardı. Hasan bir kısmını kullanıyor, sen yeni keşfediyorsun. Nimeti şükür için söylüyorum. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Yani paralel kainat dedikleri bunlar ya. Bunların çok öleriz. Külliyat bir acayip bir şey ya. Garip bir şey ya. İşlevinin sisteminden bahsediyor. Vallahi acayip ya. Bildiğimi burada desem ben onu buradan beni kovarsınız. Külliyatta vallahi neler var ya. Yemin ederim ya şunu. İddia etmiyorum ben yani. Mübalağa yapmıyorum. Zaten simamdan belli olur anlarsan. Ben mübalağa yapmıyorum. Küllatta neler diyorum. Hele 20. sözde ya. Ne diyor ya? Ya bu kelime ne diyor dedim ya. İnan kitaba diyorum ki ustadım sen bu yazıyı sen okudun mu yazdıktan sonra dedim. Sen bu kelimeyi okudun mu diyor. İnan böyle masaya vuruyorum. Ya sen bunu okudun mu ya? Hoca bu ne taşıyor ya? Ama acı bir şey yani. İnsan görmüyoruz işte. Haletimiz yok. Halet olmayınca görmüyoruz. Halet bizi kör eder veya iyi gör. Halet bazen dürbün olur. En uzağa görürüz. Bazen haletsiz dürbünün tersine bakmaktır. Mesela dedi ki dün bir tanesi. Abi ya beraberdik. Bizi getirdi. Bu doğru dedi. Ya dedi. Bir paragraf bile okumadın dedi ya. 54 dakika ders yaptın. Doğru. Peki ne anladın? Oo. Peki abi düz okusaydın kaç dakika? 54 dakika. 50 dakika düz okunsa mıydı? Yoksa içi doldurup doldurup idilse miydi? Ya sen karanlıklı dehan oradan okudum 116 lemalardan da ders. Karanlıklı dehan diyor. Geceyi gündüz yapmak için yalancı diyor, ışıkları yaktın diyor. Onu doldurarak gidiyorum, tamam mı? Böyle denizi doldurarak havalimanı yapmaya çalışıyorum ki oradakiler gelsin piste insinler, buradakiler de uçağı kaldırsınlar. Buraya nereye inecek uçak Zeytinburnu? Böyle denizi dolduracağız veya dağları dolduracağız, pist yapacağız ki uçak gelsin gitsin. Karanlıklı dehan. Ne anladı millet? Dehan ne anladı? Anlayacaklar dehan nedir? Ya yani içini doldurarak gideceğiz. Gazete gibi okumayın diyoruz. Rıza ilahi mazhar sırf ahirette mi mazhar olunur? Soruyorum kendime. Rıza ilahi sırf ahirette midir? Peki burada bile fenai mutlaka mazhar olunmuyor mu? Olan yok mu sanki? Şey için söylüyor 149 İtaz-ı Gaybiye'de Abdülkadir Geylani Hazretleri için. Fenai mutlaka mazhar olduğu için o sözleri söylüyor diyor. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Ben diyor hep keşiflerimi hep söylesem diyor. Anlayan zaten olmaz diyor. Böyle bilmem beni ne yaparlar diye falan. Hani keşifleri, ehli keşif kalbine gelenleri hepsini söylese zaten kürsüden indirirler. Neyle o mümkündür? Çok kitap okuma ile değil. İnanın ha ben sırrı söylüyorum. Çok kitap okumak keşfe manidir. Yani hariç mi? Kesinlikle ilhamata, sunuata, tuluata manidir. Çeşitli kitaplar okumak bu manaya ehli olarak bir kısmen söylüyorum. Biraz araladım. Yani ötelerden beslenmek istiyorsan mideyi karıştırmak nasıl ki Allah Resulü şöyle demiş. Sünneti diyor tek çeşit yemektir. Sihat da buradadır. Çok yemek neyse çok kitaplar, çeşit çeşit kitaplar okumak da aynı böyledir. İlham gelmez. Aynı kitaba, ya Rabbi sana sen şahit olarak söylüyorum. Ama bak yemin ederim.
sizi kandırmak için. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için ben de yemin ettim. Bak Kur'an. Aynı inanarak söylüyorum. Aynı kitaba kelimesine mesela bir halet. Günlerce uğraş. Yoğunlaşmak. İlham böyle geliyor. Sunuyat, Tuliyat mesela o Risale-i Nur'a göre mi abi? Evet. Eğer istiyorsanız ya ben kalbime mana atmasını istiyorum. Birinci şart. Takvanızı artırın. Peygamberin emridir. Okumadan, ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Sahabe demiş nasıl olacak kendi? Takvanız artık. Birincisi bu. İkincisi nasıl ki Allah Resulü'nün söylediği yemek tek çeşit değil. Sihat buradadır. Ustad dedi ki ben size kanaat ettim, size külliyata kanaat ettim. Başka kitap bulundurmuyor mu? Bulundurmayın, okumayın diyor. Sanki düşman imiş gibi şey yapılıyor. Anlaşılıyor. Algılanıyor demeyin. Bunu çöpe atın bu kelimeyi. Algılanıyor ne demek? Ağzın size hiç yakışmıyor demeyeceksiniz. Ondan sonra. Yani öyle anlaşılıyor. Bakın bu işin püf noktasını söylüyorum. Bir şeye odaklan. Tevhid-i kıble et. Yönel böyle. Kapa gözünü. Onunla yat, onunla kalk. Çok iste. Çok zeki olduğundan. Çok bu işe önce başladığın gibi. Hani bazı abilere şey yaparsınız. Müracaat edin. Abi ya falan. Nasıl oluyor? Bunlar nasıl şey yapılıyor falan. Veya bir başkası çıkıyor. Abi ya senden yaşta 60-70 anlık abilerde böyle ders gözükmüyor. Doğru. Allah kime vereceğini Allah kimseye sormaz. Allah kimseye de kime ne vereceğini de hesapta vermez. Ha? Kime ne ile hizmet ettireceğini Allah örümcekle bir hizmet ettiriyor, balıklara da ayrı hizmet ettiriyor. Herkesin ayrı bir vazifesi var. Şimdi bana abi niye iyi para kazanmadın, niye servetin yok, niye binan araban yok? Yok kardeşim ben Allah onu o konuda istihdam etmedi. Benim işim bu. Peki ne farkın var? Onu anlatmak istiyorum. Cümleyi söylüyorum. Ben yaptığım işi çok seviyorum. İddia değil bu söz. Çok fazla gayret ediyorum. Zeki değil. Ama akıllıyım elhamdülillah. Yani bu akılla, bu aklı mutlu edemeyeceğime inanmışım. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu akılla bu aklı yönetmeye kalkmak zekiliktir. Allah birisine bela vereceği zaman zekavet önde olur, aklı arkada olur. Onun Allah belasını verdi. Yani bu akılla bu aklı idare etmeye kalkanın Allah belasını verdi. Eğer bu aklı yapana bu aklı bağlarsan ki vahiy, Allah ona cenneti verdi. Akıl önde. Ha ikisi beraber olmaz mı? Olmaz. Tarihçi de diyor ki zekavet de aklın ikisinin cemi diyor zirvede istisnalarda olur. O da ya peygamber ya asfiyadır. Allah hepimizin aklını önde olanlardan eylesin. Onun için demiyor mu? Ya akilun, takilun, efele tefekkürün. Veya değil mi Abdullah? Aklınızı başınıza alın. Aklını başına al diye risade geçiyor. Peki kime hitaptır bir söz? Aklını başına al dendiğine göre akıl başta değil. O zaman kime hitap ediyorsun bunu? Zekavete. Aklını başına al dendiğine göre hem akıl kafada hem ona diyorsun. Sen diyorsun ki kalemi abi cebine koy. Kardeşim abim cebinde. Aklı başında olanlara aklını başına al denmez. Nefis kafada. Evet. Şimdi bir daha söylüyorum. Ben bu işin velisi olmak istiyorsam delisi oldum. Tamam mı? Kelime noktasında hayatımı endeksledim. Halet. Kimse lugata basmazken ben günlerce haftalarca bakıyorum. Farkım bu. Ruh hali deyip geçmiyorsun yani okurken. Ha bu ruh hali. Ruh hali. Anlarsın kardeş. Abi bu nedir? Oku oku anlarsın. Diyenlerden değilim. Anlayanların yanına git derim. Kardeş ne sordun? Abi şu şu şu. Mesela laikalardan. Abi bunu anlamadım. Elimden geldiği kadar abi gene anlama bak. Ha o zaman diyeceğim ki ben insaflı ve vicdanlıyım. Bak kardeş bu konuda Muhr-ı Ehadiye çıktı bak tamam mı? Sikeş Samediye çıktı acayip bir yer. Ferdi Ferit bak ismi Ferd çıktı şimdi. Başlık. Ta kendisi bu işin. Ferd. Bu işin Ferdi kim? Ona gönderiyor. Bak kardeşim bu işi merak ediyor musun ha? Ona git. Bildiğim abi hangi konuda uzmansa ben ona gönderiyorum. Niye? Şimdi arkadaşlar bir daha söylüyorum. Farkınız şu olmalı. Hepimizin elinizde, hepinizin elinde külliyat var. Sevmeyi eyleme dönüştürün. Fazla mesai verin. Zaman verin. Ne olmak istiyorsanız İmam-ı Rabbani'ye göre
sizden daha önce o işi yapanlar, senin olmak istediğin kişiler vardır. Özendiğin kişiler. Onunla beraber ol. Başka şansın yok. Yok bunun. Hem altın dökme, yüzük yapmak, kolye yapmak, bilezik yapmak, atölyede böyle usta olmak istiyorsun, hem otokaportada çalışıyorsun. Kardeş ne olmak istiyorsun? Oraya, orada, o atölyede çıraklık yapacaksın. Burada dinimiz bunu söylüyor. Ehliyle beraber olacaksın. Ehline soracaksın diyor ayet-i kerime. Bilmiyorsanız, he, söyleyin mealini, gerisini. Bilmiyorsanız hocam neydi ayetin gerisi? Bilene sorunuz. Murat hatırlamadın mı? Hatırlamadım ben abi. Öyle mi? Bilmiyorsanız bilene sorunuz. Ha ne yapacaksın? Zeki değilsin. Diğerlerine seni imtiyazlı kılan şey şu olmalı. Fazla zaman vereceksin. Yani beşeriyetten çıkmak istiyorsan ulviyete, ruhaniyete fazla zaman vereceksin. Hem bir şey söylüyorsun hem adım atmıyorsun. Olmuyor. Sana bir şey söylemişsem söylemişim. Bunu boşuna dememişim. Bu hikaye değil. Silip atma. Atma havluyu. Ne olur bir dene. Havluyla mutlu olmaya çalış. Yatakta olur mu abi? Yatakta ben yatağa yattığım zaman çok olur. Yap. Tabii. Gidin Allah aşkına. Bak mesela ben havlusuz yatamam. Şöyle yaz kış. Havlu şu. Üşüdüğümden değil. Yatarım. Havlumu örterim kafama. Birisini koyar gibi. Başka bir şey. Bir parçasını anlatayım. Koyarım onunla konuşurum. Ya bana bak. Aynı böyle. Ne olur. Biraz nazar musama ile bakın. Bir parça seçerek anlatayım. Ya dedim havluya. Biraz dedim yanıyor vicdanım ya. Ne yaptım sence ben bugün? İnan. Ya ben ne yaptım bugün ya? Havluya diyorum. Bak diyor nasıl bilmiyorsun. O diyor Tuzdağ'da dershanedeyken dün akşam yaptı bana. Havlu diyor ha bana. Dün derse gitmedin mi diyor. Kaçta geldik gece? Namaz 12'de. 12. 12'yi geçmiştik değil mi? Yatağına kalacağım. Havluyu koydum. İçimde baktım biraz şey var, sıkıntı var ufak. Oysa dersten geldik, cihattan geldik. Sence dedim, havluya diyorum. Niye var böyle sıkıntım sence? Bilmiyor musun dedi. Aynı. O dile geliyor, konuşuyor. Yok dedim. Ondan sonra... Ya dedi, birisi gelecekti odana da sana bir soracak diye, hususi bir oda verdiler sana derse kadar otur dinlen diye. Ya sana bir gelmiş şey soracaktı. He. Onu diyor, şu anda yorgunum dedin, almadın ya. O adamdır dedi, sıkıntı. Yapma ya. Nesi vardı ki onun dedim. Ciddi sorunu var dedi. İyi tamam. Peki. Tövbe ediyorum, olmaz geçmez dedim. Tövbe ederim. Al telefonu dedi. O dershanedeki abiye telefon et. O adamı sor. O adama ulaş. Geceymiş şimdi. Evet. İyi tamam. Ulaş. Meğer adam yatamıyormuş. Sen ki merhamet etmedin. Sana da merhamet edilmiyor. Dedim ben. Ondan sonra dedim bana telefonu. Abi dedi. O sana etsin. Abi be. Tamam. Söyle. Şimdi anlat. Ondan sonra neyse havlumla bitti, anlattık. Tamam mı? Tamam. Var mı? Bakıyorum. Hiçbir şey yok. Hadi, tamam, istiğfarını da. Yatalım. Ha, konuş. Ha, bunu ne diyecekler? Meczup. Nasıl oluyorsa iki zıt sıfat bende cem olmuş insanlarca. Bir diyorlar ki tarikatçı, bir diyorlar ki felsefeci. Onlar tarikatçı, felsefeci olamaz. Felsefeci, tarikatçı olamaz. Nasıl oluyorsa o diyor. Yani, ne biliyor musun? Ne olur bedende biraz çıkalım. Etrafımızı, yani nimetlerin kadrini bilelim. Bir havlunun kadrini bil. Silinmenin, git kolu olmayanlara sor. Havluyla silinmek neymiş? Kolu olmayana bir sor Allah aşkına. Bir sor.
Küçük şeyle mutlu olmayı beceremeyenler büyük şeyleri zaten edemezler. Küçüğü kıvırırsın. Ya. Allah çok hoş ya. Kul azmayınca Allah azdır yapar. Azmayınca bela, bak kul azmayınca Allah bela yazmıyor. Allah çok hoştur, farkında değiliz. Allah'ımızın farkında değiliz. İmanımızın farkında değiliz. Nimetlerin farkında değiliz. Gözümüzün farkında değiliz. Ayağımızın farkında değiliz. Allah nurları vermiş. Lemaların farkında değiliz. Ustadın kıymetinin farkında değiliz. İmam-ı Rabbani'nin farkında değiliz. Resulullah'ın farkında değiliz. Yani temelde Allah'ın farkında değiliz ya. Allah'ın farkında değiliz yani. Allah var. Ha tabii sorulduğu zaman değil böyle. Tabii Allah var falan diyoruz. Evet. Şimdi değiştiriyorum. Ha yok. Bitireyim. Rıza-i ilahiye mazhar olursan nasıl bir halete sokar seni? Buhran, bunalım, stres ve hastalıklar aklın ve ruhun cehennemi olduğunu sakın unutma. Ondan sonra Fecir suresini koydum buraya. Tamam arkadaşlar? Şimdi tekrar halete devam ediyorum. Sıkıyor muyum sizi? Sıkılmayın. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bir moddan çıkmaya çalışıyorum. Ayrı bir moda girdim şimdi. İstediğin şekilde girersin. Duygularını kontrol et. Tamam. Şimdi aletim değişti. Başka bir şeydi. Enfusti. Çünkü yukarıdan kurtulamamıştım. Biraz önce. Dikkat edin. Şimdi değişti biraz. Yukarıda değişik bir moddaydım. Çok garip. Paylaşmak ister misiniz? Yani isterim çünkü faydalanma. Çünkü ben Allah'ımla anlaşmam var. Sen ister kabul et, ister etme. Çünkü ben Rabbime dedim ki bana ver, ben de senin kullarına vereceğim. İster kabul etsin, ister etme. Ben veriyorum. Cömertçem de. Kendimi paylaşıyorum. Bendekileri değil. Abdullah, bendekileri paylaşmıyorum. Ben kendimi paylaşıyorum. La fahr, la gurur. Benim kadar da insanlara zaman ayıran, yaşlı, bu yaşta olan insan da az vardır. Sen tak kapıyı çalıp da girebileceğin az insan. Ha telefonlara ne iş yapamıyorsun? O imkanım yok. Çünkü ben bir taneyim. O imkanım yok. Ama geliyorsun, bak dersine girebiliyorsun. Kolun sallaya sallaya derse giremez mi? Gir kardeş. Fizan'a gidiyorsunuz, falan yerde doktor var deyince kaplıca var diye Erzurum'a gidiyorsun. Maraş'a gidiyorsun. Aa burası da kaplıca kardeş. Sana kim girme dedi. Havlu da veririz ama. Allah razı olsun abi. Amin. Havlu da veririz. Havlucu abi diyecekler ha şimdi ondan sonra. Allah. Allah. Sesli konuşmasan olmaz mı havluyla? Bakın adam sesli. Yok böyle konuşmuyorsun ki. Sen niye o sözde harf kullanmadan konuşuyorsun? Evet, aktarılıyor hep. Ama çözemediğim zaman vicdan işi bu bazen kelime oluyor. Ben konuşuyorum inan bazen. İnan bana. Nedir ya dedim? Vallahi billahi tallahi. Ya Rabbim, Rabbim şahit olsun. Yanar kafir olurum. İçimde kor varsa, ya Rabbi bu bende niye var? Duruyorum. Kalkıyorum yatakta, bende ne var? Vallahi billahi ne zaman yöneldimse Allah'ıma iftira mı yapacağım? Hep bana cevap vermiştir. Bundan şunu yaptım. Kalkıyorum tövbesi mümkünse. Böyle tövbe ediyorum. Yatarken böyle yapılır. Süleymancı kardeşlerin yaptığı yatarkendir. Ondan sonra felek naslar oku. Ondan sonra sırızlayıp bakın. Ondan sonra dönülüyor. Ya Rabbi Allah'ıma suizan et. Ne zaman ben ona müracaat ettim? Onunla konuştum. Ya Rabbi bu neyin nesidir? Vallahi Allah'ım bu nedir? Bu niye böyledir? Tak hep cevap verdim. Hep verdi zatına yemin ederek söylüyorum. Herkese yapar bunu. Samimi ol. Allah'ı hep uzaklaştırdık kendimizden. Allah'a ulaşılmaz. Allah'la konuşulur mu ya? Tövbe yap lan. Ha şu nasıl yapmışsak nasıl becermişlerse. Allah'tan bizi koparmışlar. Allah'la konuşalım. Ben kimle konuşacağım Allah'la konuşmadıktan sonra? Peki abi şeytan masar olmamak için ne yapıyor? Şeriat. İşte Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal, hareket ve hatıratını tart daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi rehber yap. O anda
felak ve şey salavat getiriyorsun. Şeytan defoluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elfal bismillah. Ya detayına girmiyorum. Salavat getiriyorsun. Ondan sonra soru Allah'ına soruyorsun. Ya Rabbi bu neyin nesi ya? Şeytan daha nereye gelecek? Sünnet-i seni uydum. Salavat getirdim. Tamam. Pat diye yataktan yani onun usulü var ama işte o işte. Salavat getiriyorum. Ya Rabbi estağfurullah. Estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir de peygamberin ruhuna gönderiyorum. Ya Rabbi ya bu neyin nesi ya? Bana bir söyle. Allah Allah sana münacat edeceksin demeyecek yani sana. Kim kapısından reddedildi ki? Ondan sonra tak veriyor. Hop geliyor bundan. Ve vallahi billahi tallahi zatı iyi mi? Şahidim olsun. Tak kalkıyorum adım atıyorum. Oh cennet gibi yatıyorum ben. Yaslanıyorum şeyime, yastığımın kılıfına. Hop. Bitti. Çok tuhaf. Ya kardeşim mutluluk o kadar zor bir şey değil ki. Havada uçmak dense mutlu olur. Suyun üzerinde yürüyenler mutlu olacaktır. Böyle bir şey istenmemiş ki ya. Var olanı fark et, mutlusun. Lazcası bu. Hele senin çocuk kaç yaşında? 7. Ha, o da olur. Hele 3,5'a kadar olanlar. Çocuğuna sarılıp yatıpmak bizim elimize geçmemiş. Ya onun baba olarak tabii. Ne acayip nimet. Canı sıkıldı. Yataktan kalk. Çocuğun odasını çaktırmadan git bir gez böyle bir bak. Bak bakalım ne sultan varmış. Allah'ın ne büyük sana hediyesi var. Ne emaneti varmış Allah'ın. Uyuyuşları çok tatlı oldu. Ya. Bak ne oldu? Yavaş yavaş çözülüyorsun işte. Bak. Büyük insan gibi değil. Ya değil. Neyse. Haricin haletiyle çıkmamız gerekiyor bu haletten. Manyaklıktan çıkmam lazım. Haricin haletiyle tesirinde kalarak veya sana sirayet ederek sende de aynı hale çıkabiliyor. Mesela hiçbir şeyim yok, tamam mı? Havanımız iyi, fiyakamız yerinde. Bir adam, bir yamuk yumuk bir adam geliyor veya işte. Eğer güçsüzsem, buna karşı etki, tepki, manevi haletim yoksa, adamın tipi, adamın konuşması, adamın cıllaklığı, ne bileyim ya tikli, böyle sorusundan bile senin haletini bozuyor. Çok sana çekiyor. Onun için Allah Resulü şeye Allah Resulü diyorum Aleyhissalatu vesselam. Ha tamam onun için söyleyeyim. Söyle arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu. Arkadaşı kişi arkadaşın dini üzerindedir. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki ne olmak istiyorsanız bak iyi olmak istiyoruz diyor da iyilerle beraber olun. Şimdi bak benim yanımda olacaksın şunda şimdi şu anda kendini kötü hissedeceksin. O zaman atla kardeşim 5. kattan Allah'ını seversen. Yaşama. Bu ortamda kendini de kötü hissediyorsan artık yaşama şansın yok. Niçin? Bu derste insiba var. Allah Resulü'nün tabiriyle cennet bahçesi. Öyle mi? Ha, ne için anlatıyorum? Kötü insanlarla beraber iken de kendinizi güzel, iyi hissedemezsiniz. Zenginlerle beraber iken elinizdeki nimeti fark edemezsiniz. İmam-ı Şibli söylüyor. Kadınlarla oturup kalkanın şehveti artar. Zenginlerle oturup kalkan kanaatsızlığı artar. Tarikatçılarla oturursa kanaat şefkin artar. Alimlerle oturursanız ilme şefkiniz artar. Kimle oturup kalkıyorsan o olacaksın. Bununla şeyi yok. Girme kardeş. Berat Gilesi bir abimiz geldi abi. İnsanlara karşı bir abimmiş. 50 kişinin içerisinde bir girdi. Adamı artık kovamadı. Gitmiyor. Ha, bütün her şey değişti adam. Evet. Yani kendisi itiraf etti. Nasıl bir şeymiş, nasıl bir sıfatsa, nasıl bir şey varsa. Cemaat şey yapar, boyar. Evet, aynen boyarmış. Haletin kutsisi de var, suflisi de var. Sende. Sufli de var, ulvi de var. Mesela gadaplandığı niddetlenir falan. Bak, sufli bir halet. Hayda. Şimdi bunun içerisine giren yandı. Balon, balon. Ne olur bir balon düşünün ya nasıl yapayım size bir gözlük versem ya. Şöyle bir adam balonda olduğunu görürsün ya bir boya var ya. Sanki bir balon var. Sanki gökkuşağı gibi ya etrafında bir balon gözüküyor böyle. Bakarsın böyle adam böyle siyah mıdır, yeşil midir, beyaz mıdır? Bazı alimlere göre yeşili kırmızı kabul ediyor. Muhiddin-i Arabi yeşil kabul ediyor. İmam-ı Rabbani ve Bediüzzaman Hazretleri kırmızı kabul ediyor. O ruhun mükemmel şeyi, boyası. Ondan sonra bir de siyah var, bir de beyaz var. Öyle tuhaf yani. Suflisi de var, ulvisi de var bu iş.
İki günden beri siman değişmişsin. Farkında mısın? Dün bugün çok memnunum yani. Toparladım abi. Ha? Evi yerleştirdik ya, toparlıyorum abi. Kendi, o evden bahsetmiyor. Senden bahsediyor. Sen içine gömülmüştün. Yani külliyatın rengiyle eski, şimdi biraz daha değişti külliyatın rengi de. Bu eski külliyat rengiyle bu kırmızılığın şeyi var mı? Tabii ruhtur. Ruh rengidir kırmızı. Ondan sonra ruh şeydir. Dikkat edin, Avrupa hep siyah kullanır. Çoğu alebi diyor, enbiyanın, evliyanın şarktan gelmesi, felsefecilerin, filozofların garptan gelmesi, kader-i ilahin remzidir ki diyor ya. Boşuna renk kullanmıyor. Şarptan garp. Kırmızı ruhsal anlatıyor. Doğullar kırmızıyı çok sever. Batılılar siyahı çok sever. Arabalar çoğu siyahdır Avrupa, Almanya'da. Ve bir Mercedes aynı marka, her şey aynı, siyah ile beyaz. Arasında, bunu Almanya'da bilenler bilir, 200-250 euro alış farkı vardır. Fiyat farkı vardır. 250 euro. En düşüğünden söylüyorum. 1000 lira bile fark ediyor Mercedes'te. 1000 euro. Renkten. Gel Türkiye'ye, siyahı almazlar. Çoğunlukla beyaz alırlar daha çok. Git Kürdistan'a, kırmızı alırlar. Ruhsal. Acayip bir şey ya. Yani bunlar tesadüf mü? Benim için kitap. Evet, okuyorum. Devam edeyim. Sanki, bak, haletin kutsisi de var, sufrisi de var. Sanki koku balığın neresindeyse, koku, balık kokusu balığın neresindeyse, halet de istidat ve kabiliyetin orasında. Şartları ortaya çıkınca balığın sıfatları, balık kokusu çıkar mı? Durup dururken çıkmaz. Neyle çıkartırsınız? Pişince. Ha. İşte sendeki haletlerin de çıkması için yanman gerekiyor. O gelişen hadiseler senin haletini dışarıya çıkarıyor. Balığın işte sıfatları, kokusu ortaya çıktığı gibi halet de enfusi alemde de böyle çıkıyor. Peki, balık sen pişirmedin ama bir eve gittim, hemen kokuyla boyalandı falan. İşte başkasının haleti de böyle olur. Üzerine siner. Tamam eder mi, çıkar mı? Üzerine siner yani balık kokusu. Mesela bir yerde balık pişiyor, bir yerde sigara içiliyor. Girin o odaya, üzerinize sigara siner. Aynı bunun gibi, sen iyi veya kötü bir haletin var. Ben eğer güçlü değilsem manen, senin haletinde boyalanır. Senden ayrıldıktan sonra artık, mesela diyelim ki, ondan diyor zaten, onunla oturup kalkarsanız. Bir nankör insan düşünün. Hani kanaatsız, bununla konuşmayan, siz buna hiç konuştunuz mu ya? Çok acayiptir bu. Hakikaten arkadaş yani. Bu inşallah gelecekte tespit edecekler. Yani bu zihayattır ama hisleri var. Şu anda ben elimi koyayım, şey yaptım, bunlar hisseder. Ustad diyor ki bu direkt bilmese diyor, müekkeli biliyor diyor. Şimdi birisinin yanında oturdunuz. Bunun bile kıymetini bilmiyor adam. Nankör. Siz oradan çıktığınız zaman o lazım, bu lazım, arabayı değiştirmem lazım, cep telefonu değiştirmem lazım. Ya acayip bir şey ya. Bir misafirliğe gidiyorsunuz, gittiğinizde 1000 pişman oluyorsunuz. Öyle mi değil mi? Kadın tutturuyor, öyle koltuk alacağız diyor. Kadın tutuyor, öyle bluz alacağız diyor. Öyle mi değil mi? Bu sabah konuştuk da öyle ya. Bu sabah mı konuştunuz? Kaçtım geldim anlamak için. Ya. Söylettirene bak. Ya. Acayip bir şey ya. 100 bin pişman oluyorsun. Onun için silah-ı rahim. Rahimin onayladığı silah demektir. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim, Rahman demiyor. Silah-ı Rahman demiyor, Silah-ı Rahim diyor. Yani Allah'ın onayladığı bağ. Akrep olursa gittin, haletini basıyor. Gittin dininle dalga geçiyor akraban. Gittin davanla alay ediyor. Ne Silah-ı Rahim ya? Orada rahim var mı ki sılası olsun? Sıla bağdır. Allah'ın razı olmadığı bir adamla silah-ı rahim olacakmış. Gitmemek silah-ı rahim. Evet. Terki silah-ı rahim, silah-ı rahimdir. Bazı gıybetler farzdır yapmak. Oğlum, kızım, bak onun kızıyla, bak komşunun kızı var ya, bilmem. Bak onun kızı, bak ne hale düştü, bak bak. Kızına böyle ders vermek, bu gıybet farzdır. Aynı, niçin söyledim? Aynı bunun gibi. Bazıları kat-ı silah-ı rahim, silah-ı rahimdir. Dinine dalga geçiyor. Psikolojini bozuyor.
Gidince televizyonun en şer kanalını açıyor. Nasıl bunlar muhafazakarlardır kahve. Böyle rezil bir şey kanalı açıyor. Çocuklar bozulsun. Elinden geldiği kadar çocuklar gidiyor. Biliyorum da duydum. Bununla falanca çocuk komşular geliyor. Çocuk yani çocuğu bizim bozuldu onu da bozulsun diye en rezil kanalı açmış çocuklar. Çizgi film seyredecek. Tamam ha yanlış oldu falan. Ya çocuklar seyrediyor. Meğer arkadan kanalı değiştirmiş. Adam şeye kaynanasına ayran ikram ediyorum diye rakı ikram eden zalime Sıla-i Rahim olur mu? Ne yaşlı kadın ya Sıla içki vermiş. Bizim köylü nineyi Hasköy'e gelmiş orada vermiş. Hem yeğeni hem damadı. Ya meşhur olmuş. Sıla-i Rahim he? Bilmiyorsam bilmiyorum de. Karışma. Ben dersi yaparken lazım olan hayatın içerisini sokuyorum. Hayattan kopuk ders yapmıyorum. Gündelikte ne var onu onunla kullanıyorum. Malzeme yapıyorum. İster işine gelsin ister gelmesin. Senin elindedir düğme. Dinleme kardeş bu manyağı. Dinleme. Ben hayatın içerisinde dersi kullanıyorum. Ne yapılmışsa, Müslümanlara ne tuzak kuruluyorsa onu kullanıyorum. Kim gücenecek? Hiç önemli değil. Ben bunun matematiğini yapmışım. Toplamasını çıkartmasını yapmışız. Biz yerinde kullanılmayan hayatı Allah'ımıza demişiz. Biz istemiyoruz. Yerinde kullanılmayacak, yerinde diyemeyeceğim bir şeyi öyle ilim de istemiyorum. Ha bunun bedeli nedir? Ölüm. Zaten öleceğime inanıyorum canım. Böyle adamın normal ölmeyeceğini de bilmiyor muyum? Su testisi su yolunda gider demiş. Elhamdülillah. Başka? Zeval ve fırak haletleri kalpten çıkıyor. Bak, Risale'de geçiyor. Ha hepsinin sayfalarını söylemiyorum ya keşke üzere. 410 mesela bu mektubattan. Çünkü ilgimi çekti. İnsanda bak, zeval ve fırak haletleri kalpten çıkıyor. Kalbe en elim ve müthiş halet olan mütemadi zeval ve fırak belası içinde diye geçiyor. Kalbe vurulan darbeymiş. Zeval ve fırak darbesi. Ölüm bir şey değil arkadaşlar. Ölümü bize acı kılan aslında ölüm kavuşmaktır, nimettir. Ölümü bize acı kılan nedir biliyor musun? Ölümün içini ben yardım. Karpuz gibiydi. İçinde ne var dedi merak ettim. Bizi niye korkutuyor? Yardım içinde ne gördüm biliyor musun? Tek bir tane bir şey gördüm. Firaklar doluymuş. Yılan çıyan akreplerin yuvası gibi. Hep firak. Mesela bu köyden mi ayrılacağım? Hanımdan ayrılacağım. Arabadan. Ya güneş benim için doğmuyor. Ya haber duymayacağız. Allah Allah. Sor bakayım ölümden niye korkuyorsun? Sana soruyorum. Yani evden ayrılmak mı korkuyorsun? Yani evden ayrılıp cennete gitmek hangisi daha şey? Hanımdan öhürü var. Ya bu yerde dünyadaydım her yerde olacaksın. Bir bak bakalım o zaman sen ölümle. Ölümün içerisi firaktır. Ölümü firaktır. Yani rüya bahsinde üstadımız... Bunu bitireyim. Fırak kalkarsa ölüm yoktur. Tebdildir, tahvildir. Itlak ruhtur. Firak aleminde çözersen, firakı visale dönüştürürsen formatını, ölüm denen bir şey yoktur. Tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlak ruhtur. Şimdi dinliyorum. Özür dilerim. Rüya bahsini diyor ki, mesela iki kişi var rüyada diyor. Birisi rüyada olduğunu bilir diyor, lezzet alamaz diyor. Evet, bir tanesi rüyada olduğunu bilmez, lezzet alır. Tabii lezzet alır. Yani ölüm de demek ki sizin dediğiniz gibi, yani biliyor ki ayrıca firak olacağını evet. Düşündüğü için herhalde... Aynen öyle. Oysa Allah'ın yuhyi ve yumit, Allah'ın esması kötü olur mu? Öldüren Allah'tır. Ölüm kötü değil kardeş. Ölüm kadar güzel bir şey yoktur. Büyükler istemiş ölmeden önce. Ne olur bir daha dinleyin. Ölümün içerisini merak ettim. Bayağı ruhen yöneldim. Ölümün ölümü diye bir dersim var bir saat. Olması lazım. Ölümün ölümü diye. Öyle mi Furkan? Ne biliyor musun? İçine bir girdim bir baktım ki ölümden korkmanın sebebi... İçine baktım yılanlar var. Siz kimsiniz dedim. Hep firak. Firaklarla doluymuş içerisi. Meğer o zaman firak meselesini çözen ölüm denen bir şey kalmaz. Firak çözmen lazım. Firakı çözeceksin. Peki istirak da bir halettir. İstirak böyle coşma var ya manevi sarhoşluk. Gark. He? Gark de ama şöyle de yapabiliriz. İlle zannediliyor ki insanlar rakı ile sarhoş olur. Hakikat sarhoşluğunu duydunuz mu külliyattan? Var abi. Tahir içerisinde araştırmıştım da böyle bir buldum yani. Evet.
tahayyülün içerisinde. Hakikat sarhoşluğu var. Tasavvurda da var. Ha dehada var diyor bir de. 116 lemalarda. Deha nerede biliyor musun? Dima kabul et. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikad. Üçe gel. Tahayyül. Tasavvur. Taak. Bunun içinde deha. Dahi. Dahi olmak. Bunun içinde. Zeka da bunun içinde zaten. Zeka. Akıl da orada değil mi abi? Akıl onun komplesi, kapsayan. Gidiyor aklın sıfatı aklı bloke ediyor. Mesela şehvet beni bloke etti. Gadap beni bloke etti. Hırs beni bloke etti. Dünya perestlik beni bloke etti. Olan bir sürü de vardı, her şey yok oldu. İşte istirak da bir halettir. Nerede geçiyor? Mektubat 449. Bir tane, iki tane de okuyayım da bu şafayı kapatalım. Gene bugün de bitiremeyeceğiz maalesef. Çok tuhaf bir şey ya. Ya Allah aşkına bunları hep okuyacak mıyım? Bunlar herhalde daha düz okuyalım. İzahatmayalım. Hadi bakalım çabuk çabuk. Becerebilecek miyim? Tefekkür edince ortaya çıkan ve seni içine alan halet-i rühiye deniyor. Tefekkür edince ortaya çıkan, oluşan bir balon, havuz seni içine alıyor. Tefekkürle o alemler alemimize misafir oluyorlar. Nasıl ki mobese ile şehri bilgisayarımızda seyrettiğimiz gibi. Mobese ile bir giriyorum. Aa, Malatya'ya bir bakıyorum mobese ile. Bu kadar bilgisayarımın içerisine, bilgisayarın ekranına Malatya gözüküyor. Bilgisayarda. Mobese ile nasıl küçük bir bilgisayar paketimin içerisinde, ekran içinde Malatya, Afyon vesaire oluyor ya, mobese ile şehri bilgisayarımızla seyrettiğimiz gibi o alemleri de alemlerimize taşınması ve görülmesinin koridoru, şifresi ise tefekkürdür. Halet mekanı ve zamanıdır. Yani tefekkür neymiş bir daha söylüyorum. Nasıl ki mobese ile şehri bilgisayarımızla seyrettiğimiz gibi o alemleri de alemimize taşınması ve görünmesinin koridoru, şifresi tefekkürdür. O ekran da zaman ve mekanı gösterdiğinden onun adı halettir. Halet kainatta zamandır. Bizde halet. Şecere-i hilkattaki karşılığı zamandır. Halet mekanı ve zamanıdır. O alemlerin bizde yaşanan mekan ve zamanına halet. Ekran, televizyon ekranı gibi. Mülkü melekütü kaldıran inkişaftır. Yani mülkü melekütün üzerinde kaldıran inkişaftır. Yani örtünün üstünden kaldırılmasıdır. Halet, başka, ha bunu nereden okudum? Lemalar 51. Söyle söyle İrfan. Örtünün üstünde kaldırması meselesini anlamadım da abi. Cübbeli suda örtü üstünde kaldırılır dediniz ya. Cübbeyle şey yapamadım. Cübbeyle mi? Cübbeyle. Araştıramadım yani. Anlayamadım o kısmı. Bak şimdi. Bilgisayar ekranı var. Bir sürü şehir gözüktü ekranda. Ekran kendisi halettir. Tefekkür onu buraya taşımasıdır. Veya kendini oraya taşırsın. Çok ilginçtir. Tefekkürün belirli bir safhası, o alemler sana gelir. O kadar sana ünsiyet eder ki seni oraya götürürler. Hadi ya ben seni de getireyim ya kefilim. Seni oraya getiriyorlar. İleri safhası. İşte halet, o bizdeki mülkte yaşama var ya mülk. Melekütü kabayız. İşte halet bu melekütün üzerindeki mülk, İnceleşmesi, kalkması. Çünkü halet zaman ve mekanın bütünlüğünden kaynaklanıyor. Yani örtü zaman ve mekandır. Yani üzerimdeki o melekütü tarafın üzerini örten halettir. O örtüdür. Bunun kalkması lazım. Ama şer de olabiliyor dedik ya daha önce. Halet hem şerdir. Yani bir şey hayırsa, hayır olabiliyorsa şer de olabiliyor. Mesela namaz kılmak. Haram şey kılmak varsa kılmamak haramdır.
Eğer seni haletini ulvi şeyler oluşturmuşsa balonun odur. Eğer sufli şeyler haletini şey yapmışsa o istidadın o ifrat tefritinden çıkıyor. Aynı yerden çıkıyor. Eğer bir duygunun ifrat modunda isen, haletindeysen şeytanlık. Tefrit modundaysan nefse emmare ve cinler musallat olma zeminidir. Eğer o haletin vasatındaysan sünnet-i seniyye. O zaman böyle acayip bir hal oluyor. Ben havluyu suratına sarmakta bir halet oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü halet düşünceleri oluşturduğu gibi fiilden de halet çıkıyor. Bende uyandırdığı. Mesela havluyu sarıyorsun suratına. Dur kapağı kaldırma. Bak ne çıkacak. Ama kör olası cehalet hep böyle ulvi şeyleri ulvi yerde aradık. Dünyada böyle bir şey aramadık. Onun için onlar da ötelerde kaldı. Allah'ı bile ahirette aradık. Oysa Allah nerede esması varsa ortadır. Buzun neresinde su varsa şu mevcudatın orasında esma vardır. Allah da orasındadır. Çünkü Allah'ın nuru semavati vel ard. Yani Allah'ın nuru semavati vel ard demek bu su buzun semavat var. Yani suyun her şeyidir. Şey buzun her şeyidir su. Allah sema ve arzın nurudur. Su buzun her şeyidir demek aynı. Gibi derdi demiyorum aynı. Su buzun her şeyidir, evvelidir, ahiridir, zahirdir, batınıdır. Neyse, Allah'ın nuru semavat vel arda, esma eşya öyledir. Eşyanın evvelidir, ahiridir, zahiridir, batınısıdır. Çünkü esmanın cilve, cemal, nakış sanatıdır şu eşya. Halet, realitedir, gerçektir ve esmaların dışa vuruşlarıdır. Esmaların ve enfusi alemlerin, bil kuvveden bil fiile dönüşmüş haline deniyor. Lemalar 98. Yani şimdi ne kadar uğraşsak efendim biz de dünyada daha ölmedik ki niye koşturuyoruz ki? O zaman halete yarın da devam edeceğiz. Ama size oldu bir saat 3 ders oldu. Her bir ders 1 saat 10 dakika sürse ama size 3,5 saat. Halet daha bitmedi. Ama biz daha lügata bakmıyorduk bu halete. Külliyata. İşte hani derler ya, ne de boş ver, önemli değil. Kader Risalesi'ni tekrar başa getiriyorum. Başta almıştım, sona aldım gene. Kader hali ve vicdanidir. O hali anlamak için adına bu haleti çözmen lazım. Bu halet dersini dinlemen lazım. O halidir. Ya işte hal işte. İşte biz 3 saat konuşuyoruz işte. Bu neyse. Tamam. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavatı.